Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte felsefe ile düşünme dersini işleyeceğiz. Gelin bakalım felsefe ile düşünme dersinde hangi içerikler var bir göz atalım. Evet arkadaşlar, felsefe ile düşünme dersimizde düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramları, felsefi soru oluşturma ve düşünme ve akıl yürütmede dilin önemine bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuza geçelim. Düşünme ve akıl yürütmenin ilk öncelikle temel kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor. İlk olarak temellendirme, önerme, görüş, argüman, akıl yürütme ve türleri, gerçeklik ve doğruluk, tutarlılık ve çelişiklik. Arkadaşlar, biz bu kavramları gördüğümüzde artık felsefi soru sormayı, felsefe ile nasıl düşüneceğimizi öğrenmiş olacağız. Haydi başlayalım arkadaşlar. Görüş kelimesiyle başlayalım arkadaşlar. Görüş kavramı genel olarak insanın olay, varlık veya ortaya atılan düşüncelere dair bir anlayış geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin felsefede ahlak nedir, bilginin kaynağı nedir gibi sorularımızın cevabı aslında görüş kavramı ile nitelendirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kavramdan çok sık bahsedeceğimiz önerme kelimesinden bahsedelim. Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümlelere biz önerme diyoruz. Bir yargının önerme olabilmesi için doğru veya yanlış bir içerik bildirmesi gerekiyor. Örneğin Ali eve geldi mi cümlesi bir önerme olmuyor arkadaşlar. Ama Ali çalışkandır cümlesi bizim için bir yargı bildirdiğinden dolayı önerme olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet, argümandan bahsedelim arkadaşlar. Argüman, belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkarılan yeni bir yargıdır arkadaşlar. Sonuç önermesine destek olan önerme veya önermelere biz ne diyoruz? Öncül diyoruz. Öncüller sonuç önermesine destek olurlar. Dolayısıyla argümanlara destek olmuş olurlar. Öncüllerden sonuca varma işlemini ise bizler argümantasyon ismini veriyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane argümantasyon örneğimizle devam edelim. Kötülük yapan insan en fazla kendine zarar verir. Hiç kimse bilerek kendine zarar vermez. Kendine zarar vermek bilgisizlikten doğan bir kötülüktür. Demek ki hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. O zaman buradan ne yaptık arkadaşlar? Birinci öncülümüz, ikinci öncülümüz, üçüncü öncülümüz. Öncüllerden ne yaptık? Demek ki hiç kimse bilerek kötülük yapmaz dedik. Yani sonuca varmış olduk. Sonuç arkadaşlar öncüllerden çıkardığımızdır. Devam edelim. Argümanın yapısında bir sonuç ve sonucun dayandığı öncüller olması gerekiyor. Argüman diyebilmemiz için arkadaşlar. Gerekçelendirilmemiş hiçbir görüş ikna edici olamayacaktır. Arkadaşlar, bizler felsefede deney ve ispat yöntemini kullanamayacağımız için argümanlarla, öncüllerle ortaya attığımız tezleri güçlendirmek için gerekli öncüllere ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla arkadaşlar, argümanları ortaya koyarken gerekçelendirmek ve temellendirme yapmamız gerekiyor. Akıl yürütmeler arkadaşlar biçimsel mantık yürütmelerdir. Biçimsel mantık yürütmelerdir. Akıl yürütmeyi biz felsefede sonuca ulaşmak için kullanacağız. Argümanlar birbirini destekleyen düşüncelerin dil ile ifade edilmesiyle oluşur. Birazdan bu konuyu içeriğimizde göreceğiz arkadaşlar, felsefe ve dilin önemini. Evet arkadaşlar, günlük hayatımızda iki kavram var paralel anlamda kullandığımız: gerçeklik ve doğruluk arkadaşlar. Gerçeklik dediğimiz kavram aslında varlık felsefesinin, yani diğer ismiyle ontolojinin konusudur arkadaşlar. Varlığın insan zihninden bağımsız olarak varoluşunu temsil eder. Yani şöyle bir yorum yapabiliriz: ben düşünsem de düşünmesem de bu gerçeklik evrende var. Ne örnek verebiliriz? Tahta, kalem, silgi, dünya, güneş birer gerçekliktir. Ancak kaftığı, anka kuşu, Tanrı'nın uçan ahalısı gerçekliği yoktur arkadaşlar. Bunları bir gerçeklik olarak kabul edemeyiz çünkü soyuttur arkadaşlar. Doğruluk ise bilgi felsefesinin bir konusudur.
Epistemoloji diğer bir ismiyle bir önermenin nesnesine uygunluğudur. Yani ben zihnimde düşündüğüm bir düşüncenin nesneniyle uyuşması aslında doğru bir yargı olduğu anlamına gelir. Dünya güneşin etrafında dönüyor önermesi nesnesine uygun olduğu için doğrudur. Dünya ayın uydusudur önermesi ise yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz durum doğruluk kelimesinde bir önermenin nesnesine uygun olması, nesnesiyle uyuşmasıdır arkadaşlar. Gerçeklikte ise ben düşünsem de düşünmesem de evrende o varlık vardır arkadaşlar. Şimdi gelelim temellendirmeye. Bir düşüncenin, yargının ya da önermenin doğruluğunu göstermek için yani ortaya attığınız bir düşüncenin doğruluğunu gerekçelere dayandırıyorsunuz arkadaşlar. Filozoflarla ilgili düşünelim. Filozof ben bu düşünceyi düşünüyorum deyip geri çekilmiyor. Bu düşüncenin nedenlerini, sebeplerini ortaya koymaya çalışıyor. O yüzden arkadaşlar temellendirme yaparken ortaya attığımız savları, iddiaları gerekçelendirmek, ikna etmek zorundayız arkadaşlar. Sıra geldi. Mantık nedir? Biz felsefede bilim gibi deney, ispat ve gözlem yöntemine gidemeyeceğimiz için mantığımızı ve aklımızı kullanmalıyız arkadaşlar. Bunları kullanırken de akıl yürütmeyi doğru ve düzgün bir biçimde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mantık kelimesi nutuk sözcüğünden gelmektedir. Yunanca logos kelimesi batı dillerindeki mantık kelimesine kaynaklık etmektedir. Mantıklı düşünmek demin de söyledim doğru ve düzgün düşünmektir. Felsefede en çok işimize yarayacak akıl yürütme biçimidir arkadaşlar. Ne dedik? Mantık doğru ve düzgün düşünme formlarını inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bu doğru ve düzgün düşünmeye bir örnek verelim. Yani biz öncüllerden ortaya koyduğumuz önermelerden nasıl sonuca gideceğiz felsefede? Küçük bir örnekle bunu taçlandıralım. Tüm ağaçlar faydalı ve güzeldir. Bu birinci öncülümüz. İkinci öncülümüz palmiye bir ağaçtır. Bu ikinci öncülümüz. O halde şöyle bir çizgi çiziyorum. O halde palmiyeli de faydalı ve güzeldir diyoruz arkadaşlar. Aslında burada kısaca sonuca gitmek için şöyle yapabiliriz. Birinci ve ikinci öncülde aynı olan kelimeleri çıkarttığımızda bizi aslında sonuç cümlesine götürüyor. Hemen yapalım. Hangi kelimeler aynı arkadaşlar? Ağaç kelimeleri aynı. Ne kaldı? Faydalı ve güzeldir kaldı. O halde kelimesini ben ekliyorum. Ne diyeceğiz? Palmiye faydalı ve güzeldir. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç çıkarma işlemlerini öncüllerle beraber yapmış olduk. Evet arkadaşlar tutarlı kelimesinden bahsedelim. Filozofların ortaya attığı düşüncelerin sistemli, düzenli ve tutarlı olması gerekiyor. Peki bu tutarlılık kelimesi nedir? Bir bakalım. Tutarlılık, düşüncelerin ortak bir ilkeyle bağıntı, düzen, kavram ya da fikirlerle birbirine bağlanmış olması durumudur. Mantıklı bir bütünün parçaları, ögeleri arasında karşılıklı bağlantı ve uyum bulunması halidir arkadaşlar. Yani sizin ortaya attığınız ya da filozofların ortaya attığı bir düşünceleri sistemli kılan ve oluşturdukları akımların günümüze kadar gelmesini sağlayan sebep kendi içerisinde tutarlı olmalarıdır arkadaşlar. Mesela bunu bir örnekle taşlandıralım arkadaşlar. Ne dedik? Ders çalışmak bir sorumluluk işidir dedik. Bunu diyen bir kişinin ne yapması gerek? Ders çalışması gerek. Burada da kuşumuz diyor ki ders çalış, ders çalış, ders çalış diyor. Dolayısıyla düşüncemizle yaptığımız hareket tutarlı olmuş oldu arkadaşlar. Evet, gelelim çelişikliğe arkadaşlar. Tutarlılık ve çelişiklik birbirine zıt anlamlıdır. Birinin olumlanması, ötekinin yatsınmasını yani olumsuzlanmasını ve birinin yatsınması ötekinin olumlanmasını gerektiren kavramlardır. Çünkü bir şey renkliyse mutlaka renksiz değildir. Renkli değilse mutlaka renksizdir. Bunların arasında üçüncü bir olanak yoktur arkadaşlar. Yani ortaya attığımız bir sap, bir iddia diğer tarafta farklı bir şekilde yer alamaz. Bir testin sonucuna bir sayfada A deyip diğerinde B dediğinde bu aslında cevaplar arasında bir çelişiklik olduğunu gösterir arkadaşlar. Demin de bahsettim bizim doğru ve yanlış yargı bildiren önermelerimiz söz konusu. Önermeler arkadaşlar en az iki terimden
oluşmak zorundadır arkadaşlar. İçerisinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Ali eve geldi mi cümlesi bir soru cümlesidir ya da Ali eve gel cümlesi bir emir cümlesidir ancak bir önerme değildir. Peki demin de bahsetmiştim. Ali çok çalışkandır dediğimde bir yargı bildiriyor. Doğru veya yanlış. Dolayısıyla arkadaşlar dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri bir yargı bildirmedikleri ve ya da olarak değerlendirilemeyecekleri için önerme değildir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri önerme olarak kabul edemeyiz. İçerisinde yargı değeri taşıması lazım, doğruluk veya yanlışlık değeri taşıması lazım. Evet arkadaşlar, bakalım önermemize bir örnek verelim. Ne dedik? Ay dünyanın uydusudur. Bir önerme midir? Evet önermedir arkadaşlar. Peki doğruluk değeri nedir? Ay dünyanın uydusudur, doğrudur diyoruz. Peki diğer örneğimize bakalım. Filler uçabilen küçük pembe bitkilerdir. Bu bir önerme midir? Doğruluğuna veya yanlışlığına bakmadan evet önermedir yorumunu yapabiliriz. Peki doğruluk değeri nedir? Yanlıştır. Çünkü filler uçamaz arkadaşlar. Akıl yürütme türlerine bir bakalım arkadaşlar. 3 tane akıl yürütme türümüz var. Bunları bilmek zorundayız. Evet arkadaşlar ilkini açıyorum. İlki tümden gelim arkadaşlar. İkincisi tabii ki tüme varım. Üçüncüsü ise evet sürpriz kutudan ne çıkacak? Analoji arkadaşlar. Şimdi felsefede en çok kullanacağımız 3 kelimeden akıl yürütme kelimelerinden felsefede en çok kullanacağımız 3 kelime arkadaşlar. Tümden gelim, tüme varım ve analojidir arkadaşlar. Şimdi gelin bunların tek tek anlamlarına bir bakalım bizlere ne anlam sağlıyor. Tümden gelim arkadaşlar akıl yürütme biçimlerinde en çok kullandığımız çıkarımlardan bir tanesidir. Genelden özele yapılan akıl yürütme türüdür arkadaşlar. Tümden gelim öncüller doğru olarak kabul edildiğinde sonucun zorunlu olarak çıktığı tek akıl yürütme biçimidir. Yani şöyle söylüyoruz adından da anlaşılacağı gibi tümden özele geliyoruz arkadaşlar. Yani genelden daha küçük şeylere geliyoruz arkadaşlar. Bunun bir örneğine bakalım. Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates de insandır. O halde demin dediğim uygulamayı burada yapalım arkadaşlar. Aynı olan kelimeleri çıkaralım. İkisinde de ne var? İnsan var. Çıkardım. O haldeyi ben ekliyorum. O halde ne kaldı elimde? Sokrates de ölümlüdür. Hemen yazalım. O halde Sokrates de ölümlüdür. Dolayısıyla genelden özele bir çıkarım yapmış olduk arkadaşlar. Tüm insanlar dediğim geneldir. Sokrates dediğim özel, tek bir insandan bahsediyor. Dolayısıyla genelden özele bir çıkarım yapmış oldum. Tümden gelimde arkadaşlar. Evet şimdi tüme varıma bakalım. Diğer bir ismiyle endüksiyon. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Tüme varıyoruz. Tek tek olay ve olgulardan genel yasalara veya tikel önermeden hareketle tümel önermeye doğru giden akıl yürütme biçimidir. Tek tek olay dediğimiz arkadaşlar özel diyebilir miyiz? O zaman bizler ne yapıyoruz? Özelden genel yasalar diyorsa genele sonuç çıkarma işlemidir. Özelden yani küçük şeylerden genele sonuç çıkarma işlemidir arkadaşlar. Gelin tüme varımın örneğine bir bakalım. İlk öncülümüz gölde yüzen kuğulardan birincisi beyazdır dedik. İkinci öncülümüz gölde yüzen kuğulardan ikincisi beyazdır. Üçüncü öncülümüz gölde yüzen kuğulardan üçüncüsü beyazdır. Bunu daha devam ettirebiliriz. Ben hemen kısa kesiyorum arkadaşlar. Üçüncü öncülde sonuç önermesini yazalım o zaman. Gölde yüzen kuğulardan birincisi beyaz. İkincisi beyaz, üçüncüsü beyaz. E bunlar tekil değil mi arkadaşlar? Tek tek gidiyorum değil mi? Tekilden neye gidiyorum? O halde yüzen kuğuların hepsi beyazdır. Çıkarımını yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? 1, 2 ve 3. öncülden ben sonuç önermesini çıkarmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tümden gelimi ve tüme varımı şekil üzerinden bir gösterelim. Ne yapıyoruz tümden gelimde? Öncül,
öncü, sonuç değil mi arkadaşlar? Peki tüme vardığımızda ne yapıyoruz? Tüme varıyoruz. Öncüllerimiz var. Öncüllerimiz var. Öncül var. Ve sonuç çıkarma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Öncüllerimiz bizi sonuca götürmüş oluyor arkadaşlar. Geldik sıradaki kavramımıza, analoji arkadaşlar. Diğer bir ismiyle benzeşim. İki farklı nesne veya önerme arasındaki benzerliklere dayanarak çıkarım yapma işidir. Biri için ifade edilen benzerliğin diğeri için de geçerli olmasıdır arkadaşlar. Gelin bunu örnek üzerinden anlatalım. Daha iyi anlayacağız. Ne dedik? Ayvalık Ege bölgesindedir ve denizi çok temizdir. Foça da Ege bölgesindedir. O halde Foça'nın denizi de çok temizdir. Gelin bir tane örnekte biz verelim. İstanbul büyük şehirdir. Trafiği çok yoğundur dedik. Ankara'da büyük şehirdir. Ankara'da büyük şehirdir dedik arkadaşlar. O zaman bizi zorunlu sonuca götürüyor. O halde Ankara'da da trafik çok yoğundur. Ne yaptık arkadaşlar? İstanbul'un büyük şehir olması, Ankara'nın büyük şehir olması özelliğinden trafiğin çok yoğun olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla ne yaptık? Aradaki benzerlikten bir sonuç çıkarma işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Bahsetmiştim aslında konunun ilk başlarında. Aslında biz felsefeyi dil ile ifade ediyoruz. Yani dediğim gibi bilim olsa deney ve gözlem yaparız. Farklı argümanlarla ispatlamaya çalışabiliriz ama biz felsefeyi dil ile ispatlayabiliriz, dil ile ifade edebiliriz. Yani beynimize gelen kavramı dile dökerek filozoflar karşı tarafa aktarmak zorundadır arkadaşlar. Bundan dolayı da arkadaşlar felsefe için dil çok önemlidir. Gelin bir bakalım. Felsefe bir takım önermeler kümesidir. Doğru mudur? Demin bahsettik önermenin ne olduğundan, doğru veya yanlış yargı bildiren cümlelerdi. Bu önermeler kümesi dil ile ifade edildiğinden felsefe ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsanlar dil aracılığıyla bir bağ kurar. İnsan olmanın en önemli özelliği ise dili kullanmaktır. Yani bir filozofun kendini ifade edebilmesi için dili çok iyi kullanması gerekiyor arkadaşlar. Dil herhangi bir zihinsel faaliyeti açığa vurulur. Yani zihin hayatımız dil üzerine kurulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Eminim ki dersi dinleyen öğrencilerimiz çok rahat cevaplayacaktır. Cevapları yorumlara bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.